Herkese merhaba, ben İşletme Fakültesi İktisat son sınıf öğrencisi Mustafa Güler. Bugün sizlere karanlık fabrikalar konusu hakkında konuşmak için buradayım. Öncelikle nedir bu karanlık fabrika? Karanlık fabrika minimum veya sıfır insan müdahalesiyle üretimi mümkün kılan ve makinelerin operatöre veya gözetime ihtiyaç duymadan otomatik olarak çalışmasını hedefleyen bir üretim yöntemidir. Buradaki karanlık terimi metaforik olarak kullanılmaktadır. Çünkü makineler çalışırken ışıkları kapatmaktan çok daha geniş bir içeriğe sahip. Karanlık fabrika yöntemi üretim sürecinin kritik kısımlarında daha fazla otomasyona dayanır. Aynı zamanda üretim sürecinin insanlar fabrikadan ayrıldıktan sonra da devam edebilmesini sağlar. Çok az sayıda fabrika herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın uzun süreler boyunca faaliyet göstermektedir. Sanayi devriminden bu yana giderek artan otomasyon eğilimi teknolojik alanındaki gelişmelerle birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Günümüzde en gelişmiş üretim tesislerinde insanlardan daha fazla robotlara yer verilmeye başlamıştır. İnsanlar daha fazla yaratıcılık ve öngörü gerektiren görevlerle uğraşırken daha basit ve tekrarlayan görevler robotlar tarafından üstlenmiştir. Daha fazla otomasyon ve erişebilirlik sağlayan bu faaliyetler karanlık fabrika olarak bilinen yeni bir üretim metodolojisinin merkezidir. Karanlık fabrikalar olarak adlandırılan üretim sistemi etkileyici ve bir o kadar da düşündürücü bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık fabrika kavramı isim olarak tekniğin ne olduğu konusunda bize ipuçları vermekte. Işık yok, öğle yemeği yok, tazminat yok, mazeret izinleri yok, iş güvenliği problemleri yok ve daha birçok yeni madde sayabiliriz. Peki şimdi günümüzde üretim gerçekleştiren normal bir fabrika düşünün. Karanlık üretim olarak adlandırılan bu sistem kullanıcısına sabit bir üretim çıktısı sunar ve bunun hiçbir gücünün yardımı olmadan gerçekleştirir. Karanlık fabrikalarda aktif olarak çalışan hiçbir insan yer almamaktadır. Bu fabrikalarda üretim tamamen robotik sistemlerle gerçekleştirilir. Bu sayede bu fabrikalarda üretim ışıklar kapalıyken de gerçekleştirilebilir. Karanlık fabrikalarda gerçekleştirilen üretim sistemi imalatta devamlılığı sağlayan bir otomasyon formudur. Eğer karanlık üretime insanlar dahil olsaydı otomasyon sistemiyle gerçekleştirilen bu iş içinden çıkılması güç bir hal alabilirdi. Örneğin yapılması gereken bir işlev sırasında yüksek sıcaklık, yüksek ağırlıklar, zehirli gazlar veya diğer tüm tehlikeli çalışma koşulları yer aldığında bu işlevleri gerçekleştirmek için insanlar yerine robotlar kullanılarak iş güvenliğinde sorunsuz bir şekilde işleyiş sağlanmış oluyor. Peki karanlık fabrikaların geçmişi nedir? Karanlık fabrika yöntemi çok yeni bir fikir değildir. Nitekim nesillerdir üretim mühendisleri bunu kullanmayı denemiş ve bazıları yıllar içinde bu konsepti geliştirmeye çalışmıştır. Karanlık sanayi kavramını anlayabilmek için ilk önce sanayi devrimine bakmakta fayda var. Birinci sanayi devriminde 1712'de İngiltere buhar makinesi icadı önemli bir adımdır. Böylece üretimde yeni enerji kaynağı olarak buhar ve suyun gücü kullanılmaya başlanmıştır. O zamanlarda emek gücüne dayalı yapılan üretimin yerini mekanik üretim almıştır. Böylece tekstil ve demir, çelik sektörlerinde üretimde artış sağlanmıştır. İkinci sanayi devrimini teknolojik devrim olarak adlandırmaktayız. Bu ikinci dönem 19. yüzyılın ikinci yarısından Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen zaman diliminde yaklaşık olarak 1860-1914 yılları arasında tarihlendirilir. Bu dönemde Bessemer yöntemiyle demir çeliğe dönüştürüldü. Teknolojik devrimi çelik, tren rayları, petrol, elektrik ve kimyasal teknikler sayesinde oluştu. Fabrika ve kentlerin elektrik kullanmasına ise Edison ile başlandı. Sanayide elektriğin kullanılmasıyla makineler mekanik enerjiyi değil artık elektrik enerjisiyle çalışmaya başladı. Elektrik enerjisi fabrikalarda seri üretime geçiş sağladı. Üçüncü sanayi devrimi dijital devrim olarak adlandırılır. Dijitalleşme sürecinde elektroniğin kullanımı ile üretimde otomatikleşmeye geçilmiştir. Artık 3D yazıcı ile otomotivde mimarlık, eğitim, sanat gibi sektörlerde parçalar üretilmektedir. Otomasyonun artmasıyla robotlar üretilir hale gelmiştir. Verimlilik ve fiyat performansı iyileşmiştir. Bu durum firmalar ve teknoloji için iyi bir adım olmasına rağmen mavi yakalı iş gücü açısından bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. Sanayide mavi yakalı ihtiyacı azalmıştır ve bu dönemde ilk mikro bilgisayar kullanımı ve Apple'ın kurulması karşımıza çıkmaktadır. Son olarak içinde bulunduğumuz 4. sanayi devrimi yapay zeka ve robotik sistemlerin kullanıldığı bir dönemdir. Artık büyük sermaye birikimine dayalı üretim yerini bilgiye, bilginin ticarileştiği ve inovatif üretmenin büyük karlar sağladığı yeni bir zaman dilimi içindeyiz.
Örneğin günümüzde Instagram, kripto paralar ve yavaş yavaş popülerleşen Metaverse gibi şeyleri örnek olarak verebiliriz. Elbette bütün bu gelişmelerin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da olmaktadır. Dördüncü sanayi devrimiyle birlikte artık toplumsal hayatın her alanında üretimde farklı sektörler olduğu gibi sanayi üretiminde de beyaz yakalı iş gücüne olan ihtiyaç da sorgulanmakta. Kendi kendine temizlik yapan robotlar, otomatik sürüş yapan arabalar gibi. Sonuç olarak zaman ilerledikçe insan gücüne olan ihtiyaç azalmakta, teknoloji gelişmekte ve otomasyona geçilmektedir. Ve yapay zeka ve nesnelerin, internet gibi teknolojilerin birlikte kullanılmasıyla üretimde karanlık fabrika dönemi başlamaktadır. Karanlık fabrikanın ilk örneğine bakacak olursak ilk denemelerden biri olan Oliver Evans'ın çalışmalarıdır. 1784 yılı Delaware'de dünyanın ilk sürekli üretim hattını yaratan yenilikçi bir değirmenciydi. Geliştirdiği değirmen sisteminde ahşap şaftlar ve dişlilerin yanı sıra deri ve kanvas kayışlar kullanılmıştır. Evans'ın değirmeni konveyör bantları kullanarak buğdayı bir operasyondan diğerine otomatik olarak taşıdı ve sonuç olarak değirmen eskisinden çok daha az insanla çalışabildi. İşlemin başında bir kişi tahılı bir hazneye dökerken bir kişi de fabrikanın diğer ucunda değirmenin ürettiği unu çuvallara doldurdu. Böylece tüm ara işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sağlandı. 1790 yılında Evans makineleşme süreci için ABD'de verilen ilk patentlerden birini almıştır. Ve sonunda ilk Amerikan buhar motoru üreticisi olmayı başarmıştır. Aynı zamanda karanlık fabrika yönteminde ilk örneklerinden biridir. Peki Türkiye'de karanlık fabrika var mıdır? Türkiye'de ise sayıları az olmakla birlikte karanlık fabrika bir üretim yöntemi olarak benimsenmeye başlanmıştır. Elbette bu teknolojiyle birlikte üretim yapan şirketlerin sayıları artması ümit vericidir. Ancak günümüzde küresel rekabet koşullarında bu geçişi hızlandırmanın bir zorunluluk olduğunu da unutmamak gerek. 14-17 Mart 2019'da Win Eurasia'da bu konu masaya yatırılmış ve İstanbul'da karanlık bir fabrika açılması hedeflenmiştir. İcraate geçme noktasında Gaziantep'te bulunan Şölen Çikolata Fabrikası ilk örneklerinden biridir. Fabrika 120 bin metrekare büyüklüğündedir. Burada çikolataları insanlar değil robotlar üretmektedir. Bu işi yapmak için neredeyse 100 kişi gerekmekte ancak 6 robot ile üretim süreçleri gerçekleşmektedir. Karanlık fabrikanın avantajları nelerdir? Artan verimlilik, iş gücü maliyetinde azalma, ekipman işletimini arttırmak için iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltmak, şirketlerdeki yüksek vasıflı çalışanların işlerine odaklanmalarını ve teknik bilgi ve becerilerini kullanabilmesini sağlamak, enerjide verimlilik sağlamak, artan verimlilikte rekabet avantajı, karanlık fabrika uygulamalarında yaşanabilecek zorluklar nelerdir? Karanlık fabrika yöntemi makine atölyeleri için uygulanabilir ve yürütülebilirdir. Ancak bu stratejiye ilişkin bazı zorluklar da bulunmaktadır. Karanlık fabrika uygulamalarında yaşanabilecek zorluklara bakacak olursak, karanlık fabrika yöntemi makine atölyeleri için uygulanabilir ve yürütülebilirdir. Ancak bu stratejiye ilişkin bazı zorluklar da bulunmaktadır. Teknik engeller, ölçek ekonomisi, doğru planlama, güvenlik ve güvenilirlik. Son olarak karanlık fabrikaların geleceğine bakacak olursak, imalatın geleceği kesinlikle karanlık fabrikalarla bağlantılı. Birçok üretici teknoloji girişimlerini başarılı bir şekilde pilot aşamanın ötesine taşıyor. Ayrıca dünya çapında birçok akıllı fabrika gerçek dünya etkisine sahip endüstriyel nesnelerin interneti çözümlerini doğru şekilde entegre etmenin sağlam örnekler olarak hizmet edecektir. Örneğin şirketlerin ve üreticilerin akıllı teknolojileri birlikte oluşturup geliştirebilecekleri bir yer olarak ortaya çıkan Singapur amacının yeni teknolojileri keşfetmek ve üretim sürecinde maliyetleri azaltan ve dijital üretimde robotik yatırımları açısından lider bir ülke olarak tanınıyor. Bununla birlikte bu dijitalleşme pazar standartı haline geldikçe rekabet baskısı nedeniyle uyum sağlama isteği artacak ve en bilgili şirketlerin bundan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacaktır. Karanlık fabrikalarda üretim, günümüzde kullanılan üretim teknikleri arasında kıyaslama yapıldığında günümüz şartlarında uygun ve kullanılabilir üretim tekniği olarak görüyoruz. Geçmişte tam olarak üretim yapan bir karanlık fabrika sadece düşüncelerde yer alıyorken şu an dünya üzerinden örneklendirilerek bütün gerçekliğiyle insanlığa hizmet ediyor olarak görülmekte. Yakın gelecekte bu sisteme sahip fabrika sahipleri işlerinden çıkıp evlerine gidip uzandıklarında bile robotların fabrikalarında gece boyu üretim yaptıklarını biliyor olacaklar. Bugünkü konuşmam bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.